Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün gördüğünüz gibi Farm Simulator 2017'de Hof Bergman'daki serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hof Bergman mapindeyiz şu an. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Bu bölümde yarım kalan işleri böyle devam ettireceğiz. Biliyorsunuz en son şeker pancarına başlamıştık. O iş yarım kalmıştı. Onu devam ettireceğiz arkadaşlar. O işi bitireceğiz bu bölümde. Zaten çok az kaldı. Tarlalarımızın falan bazıları bakım istiyor, yani bakım diyeceğim. Bazılarını gübrelemek lazım, bazılarını kultivatörlemek lazım, bazılarını ekmek lazım falan. O işlere bakacağız. Uzun süredir tarlara falan bakmıyordum. Arkada zaten seslerini duyuyorsunuz muhtemelen. Tavuklarımıza birazcık bakacağız. İneklere birazcık bakacağız ve tereyağı işlerinde biraz böyle şey yapmaya çalışacağız. Çünkü bayağı tereyağı ürettim, onları satacağız falan. Bir zaman kalırsa birazcık elmacılık yaparız. Neyse, çok kötü, ben sizi konuşmayayım, çok fazla tutmayayım sizi. Hemen videoya geçelim artık. Şimdi arkadaşlar, bu tarlayı ben kultivatörlemesi için salmıştım, Case'i, bizim bu 4 metrelik kultivatörle. Case çok güzel kultivatörlemiş arkadaşlar burayı, bitirmiş yani bu tarlayı. Şurada da bizim arkadaşlar geçen bölümden sonra aldığımız Fendt de şey yapıyor, tohum ekmek makinesi ekiyor. Arkasında kuru tohum ekmek makinesi diyeceksiniz. Bizim eski tohum ekmek makinesi arkadaşlar. Biliyorsunuz onun için arkadaşlar full tohum vardı. Ben Fendt'e onu takıp onu saldım buraya eksinde, içindeki tohumlar bitsin diye. Ve içindeki tohumlar arkadaşlar şu an bitti. Ups, sakin. Tamam. Çalılara vurduk. İçindeki tohumlar arkadaşlar şu an bitti. Hatta bizim eski diğer asıl tohum makinemiz orada, görüyorsunuz. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben bunu zaten direkt satacağım. Sadece içindeki tohumları boşa gitmesin yani diye kullandım. Şimdi şöyle. Aynen, geleceğiz, satacağız 3000 euro. Güzel. Yani 3000 euro her türlü kârdır. Şimdi arkadaşlar bunun arkasında bizim asıl tohum makinesini takacağız artık ve işimize böyle devam edeceğiz. Ya yine de arkadaşlar 500 lira tohumla bayağı, gördüğünüz gibi burayı bayağı yani ektik yani beleşe. Beleş değil gerçi ama zaten o tohum biz kendimiz doldurmuştuk, ama yine de diğer türlü o tohum boşa gidecekti. Böyle bayağı güzel oldu bence, verimli kullanıyoruz elimizdeki şeyleri, fırsatları. Bu da bir saniye, şöyle oldu bu. Bu arada bayağı çamurlanmış arkadaşlar şey. Fendt'te tohum ekmek makinesi de bayağı çamurlanmış, bayağı kirlenmişler. Bunları da işlerini bitirdikleri an direkt şey yapacağız, salacağız, gideceğiz ve temizleyeceğiz. Şöyle salacağız, yok şuradan salalım onu, çünkü orada yarım kaldı biliyorsunuz. Şöyle yapacak olursak, yanlış. Ne ekiyoruz buraya? Buğday ekiyoruz değil mi? Aynen, buraya buğday ekiyoruz arkadaşlar biz. Şöyle, he. Buğday abi sen. Şimdi gel. Sen buralara birazcık ekmiş olabilirsin. Şöyle geriden gidelim. Ha, şöyle şuraları da ekelim arkadaşlar, şöyle ya, şey olarak. Şimdi sonra da işçe salacağız. Oba, tamam, süper. Şimdi artık işçe salabiliriz. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Bir tanesi zaten uzun süredir arkadaşlar bir tane minibüs al diyordunuz bana. Fakat yani alacaktım ya, o yani bizim Vogelsberg'te kullandığımız o minibüsü almak istemiyorum. Başka minibüs de yok şu an bende. Bir tane arkadaşlar yükledim. Çok güzel bir tane işimizi çok güzel görecek bir tane mod yükledim. Ama arkadaşlar çalışmadı. Yani çalışıyor mod. Şurada göstereyim size. Mercedes Sprinter arkadaşlar. Sprinter ama şey değil. Minibüs Sprinter değil. Şey, arkasında böyle şeyli. Kamyonet diyelim buna. Kamyonet zaten, bildiğiniz kamyonet. 130 beygir arkadaşlar, 98 gidiyormuş. Yani 95 falan gidiyormuş. 25 bin euro çok iyi bir şey. Baya güzel bir şey. Bunu istersek böyle alabiliyoruz. İstersek de böyle üzerine şeyden böyle çadırlanda alabiliyoruz. Konuşamadım. Çadırlanda alabiliyoruz arkadaşlar. Bize çadır pek gerekmeyecek ama çadır aslında iyi, aslında mantıklı. Ve arkadaşlar biraz daha fazla oluyor bu. Böyle biraz daha ağır bir iş ya, minibüsten daha böyle ağır iş için yapılmış bir makine olduğundan dolayı çok güzel bir iş görecekti biz bu bize. Bu seride, fakat yani alınmıyor. Mesela şu an bastım arkadaşlar, böyle alınmıyor. Sürekli böyle dönüyor. Bayağı bekledim. Alınmıyor. Olmuyor arkadaşlar. Kötü yani, ama yine de arkadaşlar sizin bu tarz buna benzer bildiğiniz modlar, yani kaliteli modlar varsa arkadaşlar bana Gmail'den gönderebilirsiniz. Gmail'ime nereden ulaşacağız diyorsanız. Benim Gmail'im arkadaşlar şeyde var. Kanalın hakkında kısmı var orada. İletişim falan, o tarz bir şey olması lazım. Ona tıkladığınızda arkadaşlar orada benim Gmail'im gözükecektir. Oradan
Gmail'ime benim gönderebilirsiniz herhangi bir modları. Ama yalnız arkadaşlar modları göndermeyin. Linklerini gönderin bana. Yani başka yani kanalda isteyen arkadaşlar varsa ben de paylaşabilirim onlarla direkt yani orijinal linkinden. Mod göndereceksin arkadaşlar yani orijinal linkinden gönderelim modu. Linkini gönderin bana. Ben dediğim gibi bu tarz modunuz varsa gönderin yani. Sizin böyle bildiğiniz. Ben de araştıracağım birazcık çünkü yani bu tarz bir şey istiyorum. Gerçekten bu tarz bir kamyon istiyorum çünkü bayağı sevdim yani o şeyi. O kamyoneti yani şeyini hiç kullanmadım tabii ama görünüşünü falan bayağı sevdim ve bayağı işimize yarayacak burada arkadaşlar. İşte bu şey tereyağı fıçılarını taşımakta, işte elmaları taşımakta, elma kasetlerini taşırken falan bayağı işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar 30 bin litre sütümüz var burada. Bunu satacağız. Şöyle yapacağız. Şuradan sütün fiyatına bakalım. Sütün fiyatı ucuzdu galiba en son. Sütün fiyatı arkadaşlar gözükmüyor. Ha şurada. Değeri de 920. Yani kötü değil arkadaşlar sütün fiyatı. O yüzden ben gidip zaten geçen bölüm sonunda satmıştık 30 bin litre. Şimdi bir 30 bin litre daha satacağız arkadaşlar. İnek gübrenin üzerinde yürüyor lan. Neyse biraz çamurlu var. Kamyon zorlanıyor tabii ama yapacak bir şey yok. Asfalta mı çıksak diyecektim. Hadi buradan gidelim ya. Hadi buradan gidelim abi, değil mi? Şöyle yapalım. Oba. He, bunu ben kontrolüne daha alışamadım. Biraz değişik kontrolleri bu tırın. Ama tır güzel ya. Tır güzel abi. Yani. Rengiyle ilgili arkadaşlar pek fazla bir kimse bir şey yazmadı. Yani böyle yorum yazmaktan çekiniyorsunuz arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Yani yazın abi sorun. Yani şey değil yani ben ne bileyim yani. Yazın. Sorun şey değil. Çok yani çok fazla yorum yazan olmuyor bu civarda. Ya tabii izlemeler de az ona şey olarak yine geliyor yorum da yine yorum yazmaktan çekinmiyor arkadaşlar. Ben bunu şimdi götüreceğim arkadaşlar şey Dairy'ye yani süt işleme fabrikası tarzı bir şey işte Dairy ne bileyim. Süt ürünleri olan şeye o fabrikaya götüreceğim arkadaşlar bu kamyonu. Orada görüşürüz. Geldik arkadaşlar. Şöyle şuraya satacağız değil mi? Aynen buraya şey yapıyorduk sütleri. Şöyle geri gideceğim ben şöyle geri vereceğim. Geri. Geri abi geri. Sakin sakin vurmayalım. Yani dokunduk azıcık vurmadık dokunduk abi. Tamam bunu burada bırakalım arkadaşlar bu kamyonu burada. Bu satsın sütü çünkü sütü arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş şey oluyor. Satsın. O burada şey var. O yine o efekt var arkadaşlar ben bunu görmemiştim. Boru efekti yine var. Tabii boru yani birazcık yani boruda sorun var burada hacı yani burada boruda sorun var. Boru kopuk abi. Evet buradan da sanırım yok. Buradan girmiş tamam da buradan soru var. Neyse onların sorunu abi. Bana para geliyor. Şimdi birazcık şunu alalım arkadaşlar. Bunda yakıt bitmek üzere ama zaten şu kadar şeker pancarı kaldı. Çok az kaldı. Şu şeker pancarı arkadaşlar. He tamam dolmuş. Ben de diyorum niye çalışmıyor. Dolmuş abi. Şöyle boşaltalım. Bu arada arkadaşlar ben buradan çıkan bütün şeker pancarını sattım. Yani direkt olarak şurada yakında bir tane satış noktası var. Direkt oraya sattım. Bu arada bayağı iyi para geldi yani bu şeyleri şu iki tane paradan arkadaşlar kirama parasını çıkardı. Yani kira parasını çoktan çıkardı tarla. Artık yani bu remok bize full kar olacak. Olacak yani yaklaşık zaten bu remoktan 6000 euro kadar bir şey alacağız ama biraz da olsa yani kardayız şu an. Ama şeker pancarı arkadaşlar bayağı kazandırıyormuş ya. Bunu ben fark ettim bu şeyde. Bu tarlayı biçerken çünkü yani gerçekten kazandırıyor arkadaşlar. Bu tarla sürülmüş değil. Pullukla sürülmüş değil ve sadece bir defa gübrelenmiş benim hatırladığım kadarıyla. Ve yine çok iyi verim verdi. Çok iyi para geldi. Ve buna arkadaşlar pullukla sürülmüş ve iki defa veya üç defa gübrelenmiş versiyonu düşünün. Abi o zaman çok fazla gelir yani şeker pancarı. Belki şeker pancarı işine girişebiliriz arkadaşlar yakın zamanda. Şeker pancarına girişelim yani onu da yazın aşağı. Yani istiyor musunuz? Yani ben sürekli böyle sorular soruyorum arkadaşlar videolarda. Kimse şey yapmıyor yani. Kimse iplemiyor beni. Birazcık şey yaparsanız sevinirim yani. Yani. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Hem bu daha böyle bir canlandırıyor kanalı sizlerle mesela sizlerle benim aramda bir iletişim olmuş oluyor. Böylece ben şey yapsa böyle soru sordu içerisinde böylece normal cevapladıkça böyle hem aramızda bir iletişim olmuş oluyor hem de daha böyle yani canlanıyor kanal hem de şöyle bir şey var. Ben dedim ki
Bunu söylemiştim bayağı. Sürekli söylüyorum. Ben sizin arkadaşlar ne istediğinizi bilemem yani. Tahmin edebilirim ama bilemem tam sizin ne istediğinizi. O yüzden arkadaşlar siz bana ne istediğinizi yazarsanız, yorumlarda belirtirseniz, işte abi bu seride buna başla, işte bu seride diğer seride Siraj işine başla, işte ne bileyim abi işte Vogelsberg'de kuk oyunları aban falan tarzı. Yani ne istediğinizi siz bana yazarsanız arkadaşlar, ben yani böylece çok daha kolay bir şekilde sizin yani direkt sizin ne istediğinizi öğrenip ona göre içerik üretirim. Tabi yani ürettiğim içeriklerde benim kendi fikrimde bayağı yani büyük bir payı var yani benim kendi fikrimde de. Ama ya da sizin de fikrinizi bilmek, sizin de düşüncelerinizi almak bayağı yani güzel oluyor. Daha güzel bir içerik çıkma şansı oluyor yani böylece. Kendimi anlatabildim bilmiyorum ama biliyorsunuz ben anlatma özürlüyüm birazcık. Pek iyi anlatamıyorum kendimi. Şöyle. Zaten şurası kaldı arkadaşlar. Şurasını aldığımız zaman yani burada kesmeyeceğim direkt. Biçim içelim böyle. Hem de birazcık şeker pancarı biçim olayını görmüş olursunuz. Şimdi dedim ki arkadaşlar yazın yani aşağı. Şeker pancarı işine başlayalım yani bir seride. İsterseniz bu seride olmayabilir, isterseniz başka seride başlayabiliriz. Yani yazın. İşte abi güzel bu seride başla veya işte ne bileyim Vogelsberg'de başla falan. Ya da hiç başlama güzel değil. Sevmiyoruz falan tarzında. Yorum yazabilirsiniz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Hem de sizin için daha güzel içerikler oluşmaya başlar böylece. Şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar size bir sorum daha olacak. O da aklıma gelmiş ki onu da size sorayım. Yani cevaplayan olur mu? Yani yorumlarda yazan olur mu bilmiyorum. Ama yazarsanız çok iyi olur benim için bu. Yani bu soru arkadaşlar gerçekten çok önemli benim için. Siz arkadaşlar bu videoyu izlerken bu videoda pikselleşme oluyor mu sizde? Yani bu videoda arkadaşlar şey görüntü kalitesi sizde iyi mi oluyor? Yani güzel mi oluyor? Yoksa böyle pikselleşme oluyor mu ekranda böyle mesela ben şu an böyle birazcık hızlı çevirdim mouse'u. Ekranda size böyle pikselleşme oluyor mu arkadaşlar? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla videolarda pikselleşme oluyor. Ben bunun nedenini biliyorum. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunun nedenini zaten söylemiştim ben size bir videoda ama videoların az izlenmesi. YouTube arkadaşlar az izlenen videolar yani az izlenen ve yani küçük kanalların videolarında şey kullanıyor. Ve 1080p üstü değilse o videolar. 1080p 60fps'ye kadar olan videolarda ve küçük kanalların videolarında şey kullanıyor. Bir eski kodekini kullanıyor arkadaşlar ve böylece videolar böyle piksel oluyor. Hele yani oyun videoları bayağı böyle pikselleşme oluyor oyun videolarında. Böyle bir 30.000 üzeri izlendiğinizde arkadaşlar oyun videosu bile olsa şey 1080p videoda olsa şey YouTube kendi yeni kodekini kullanıyor. Böylece videolar çok daha yani gerçekten inanılmaz çok güzel oluyor videoların görüntüsü yani çok yani bayağı fark ediyor. Yani şu an ben 30.000 izlenme video başına 30.000 izlenme alacak bir durumda değilim. Ama yine de arkadaşlar bende videolar yani kötü gözüküyor yani gerçekten kötü gözüküyorlar. Ne de yapsam yani ben bunu düzeltemiyorum. Ben YouTube'la ilgili bir şey bu. YouTube'un sistemi böyle. Daha fazla izlenmemiz lazım. Ama arkadaşlar şey yazarsanız sevinirim. Yani sizde de yani bu kadar gerçekten kötü mü yani görüntü yoksa hani izleniyor mu? Onu öğrenmek isterim. Şimdi arkadaşlar ben ne yapıyorum? Şunu çevireceğim. Şunları çevireceğim arkadaşlar geri. Bir saniye lan. He boşalttık tamam. Bir an boşaltmadık sandım. Korktum bayağı. Böyle ne oluyor falan. Tamam. Sakin. Bunu arkadaşlar şimdi eve götüreceğiz birazdan. Yakıt zaten yani her an bitebilir. Şöyle yolun boyuna bırakacağız bunu şimdi. Şunu da gidip arkadaşlar bütün şeker pancarını satacağız. Sonra bunu da follow me moduyla bunları ikisini aynı anda eve götüreceğiz diyecektim. Bu ne yapıyor? He tamam. Sen abi dur bir saniye. Bunu da eve götüreyim ben. Tamam ben bunu eve götürüp geleceğim arkadaşlar. Yorumlara bak size sordum o sorulara arkadaşlar cevap vermeyi unutmayın yani. Tabi sizi zorlamıyorum yani tabi de cevap verirseniz iyi olur. Böyle söyleyeyim. Şimdi de arkadaşlar şeker pancarını satacağız. En son benim hatırladığım kadarıyla şeker pancarının fiyatı şurada. Bayağı pahalıydı. Şöyle bakacağız. Şuradan. Aynen. En pahalı fiyat arkadaşlar Landmarket'te buradaki fiyat birazcık düşmeye başlamış. Fakat şimdi ben buraya da gitmeyeceğim. Hazır buraya gelmişken buraya satacağım. Çok fark yok yani aşırı bir fark. Pek fark etmeyecek. O yüzden şuraya satacağım arkadaşlar ben. Şöyle abi dur. Remorka bakıyordum.
Römorka bakıyordum, görmedim. Vurduk. Neyse. Çok para gelmeyecek ama her türlü paradır be abi, kârdır yani. Ufacık kâr da olsa. Yani para paradır. 4000 geldi. Ha, bu full değil tabi. Aynen, mantıklı. Bu arada arkadaşlar sütü biz satmışız hepsini. Onu ben demin fark ettim. Sütü hepsi satmışız fakat bana kaç para geldi görmedim ben. Siz arkadaşlar videoyu tabi geri sarıp yani oradan görmüşsünüzdür. Zaten videoyu izlerken fark etmediyseniz. Ben şu an bilmiyorum yani kaç para geldiğini. Aşağı yukarı arkadaşlar bir 20 bin yok. Aşağı yukarı bir 20, 18 bin. Aşağı yukarı 18 bin geldi galiba arkadaşlar. Emin değilim. 15 ve 18 bin gelmiş oldu bir sütten. Yok, 15 bin. 15, aynen. Tam 15 bin arkadaşlar. Sütten muhtemelen tam 14 bin küsür bir para geldi. Şöyle yapalım. Bu arkadaş bizi takip etsin. Şöyle arkadaşlar. Ama 20 metreden değil lan. Şöyle bir 10 metre farktan takip et. Bas gaz abicim şimdi. O gelecektir bizim arkamızdan. Takip edecektir bizi. Aynen geliyor. Şöyle. Oba. Tamam. Of, o şey veriyor mu bu arada? Bir saniye şunu deneyeceğim. Veriyor mu arkadaşlar? Yok, vermiyor. Ha, eskiden. Ha yok. Ha, veriyor da gözükmüyor uzaktan. He, tamam. Uzaktan gözükmüyor. Tamam, sinyal veriyormuş o da. Tamam. Veriyormuş arkadaşlar ama gözükmüyormuş bizde tabi. Bir saniye lan. Kapattım abi. Ha abi, o da sinyal veriyor ama biz sinyali nerede verdiysek o da aynı yerde veriyor sinyali. Bak abi, çok güzel bir şey lan. Bunu hiç bilmiyordum arkadaşlar, ben şu an fark ettim. Bak, her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Şuraya bırakalım arkadaşlar bunu. Şöyle ki diğer traktör de aynen dursun burada. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Biz bunu alacağız. Bunu ne yapacağız şimdi? Gerçi buna gerek yok şu an. Aynen, buna gerek yok abi. Şunu aynen şuna şey yapacağız arkadaşlar şimdi. Çok fazla şey dedim, şunu dedim falan. Anlatamadım kendimi. Şuradan dönelim. Tamam. Birazcık şey olsun yani, mesafe olsun. Şöyle yapalım abi. Heh, tamam. Böyle iyidir. Şimdi şeyleri yükleyeceğiz arkadaşlar. Pickup'ı şöyle, yine şöyle dedim. Abi şu kelimeleri unutmam lazım ya. Bu fullenmiş. Direkt bunu alalım. Burada arkadaşlar bu arada bayağı tereyağı toplanmış yani, öyle böyle değil. Bayağı bir tereyağı var burada. Şimdi ben arkadaşlar buraya tereyağları koyacağım. Ha tabii şey. İşte bu kapı yine aynı sorun. Tereyağı arkadaşlar ben koyacağım fakat bunu fullemeyeceğim tereyağla. Burada yani biraz tereyağı kalacak yine. Çünkü bunun üzerine arkadaşlar ben daha yumurtaları koyacağım. Ve gitmişken hem yani biraz tereyağı satmış olacağım hem de yumurta satmış olacağım. İki olayı da görmüş olacaksınız siz. Bayağı yani bence güzel bir fikir. Siz beğendiniz mi bilmiyorum ama bence güzel bir fikir oldu bu. Bunu da bu arada şu an düşündüm. Koyalım abi şunu da. Yer var mı? Var ya, yer vardır abi. Yer vardır ya. Ama girmiyor bu. Girmiyorsa abi ne yapıyoruz? Şöyle. Aynen dikine koyuyoruz. Sorun çözülmüş olacak. Bu kalsın hadi böyle. Ama şunu arkadaşlar biraz şöyle çekecek olursak, şunu da birazcık şöyle çekecek olursak, üf. Abi yapma. Koy şunu şuraya abi. Bunu da şuraya koy. Tamam, sakin. Bu kapıyı açalım. Kasti bir oyun ama neyse. İki tane daha koyalım arkadaşlar ve bırakacağım. Bunları dairiye satacağız değil mi? Dairiye satacağız. Yumurtları dairiye satmıyoruz. Tabii yumurtlar süt ürünü değil. Hayvan ürünü olsalar da süt ürünü değiller. Yumurtları nereye satacağız bilmiyorum. Bir tane map'te gösteriyor arkadaşlar onların yerini, onlara satacağımız yeri. Şöyle. Tamam. Abi sakin. Şöyle. Bunu da arkadaşlar şuraya sokabilir miyiz diye düşünüyorum şu an. Bayağı girer bu abi buraya. Girecektir. Ha şöyle abicim. Süper. Orada kalsın arkadaşlar. Daha fazla koymayacağım ben. Aynen, bu böyle kalsın burada. Azıcık tereyağı satmış olacağız gitmişken.
ve elimiz olan yumurtaları satmış olacağız. Yumurta çok fazla yok elimizde arkadaşlar. Çünkü ben unutuyorum bu yumurtaların şeyini. Tavuklara bakmayı unutuyorum şahsen. Yani yalan söyleyeyim şimdi. Unutuyorum arkadaşlar ve çok fazla yumurta yok. 3 kaset yumurta burada var arkadaşlar. Aynen. 3 kutu daha doğrusu. Kaset değil bunlar bildiğiniz. Karton kutu abi. Karton kutular girebiliyorlar mı buraya? Giriyorlar. Tamam süper. 3 karton kutu burada var. Muhtemelen bir tane tavuklarda olacak. 120 şey diyor. Tamam 120 tane yumurta var galiba bir tane böyle karton kutuda. Abi şöyle yapsak. Bir saniye. Şöyle yapsak arkadaşlar. Şunu dikine koyamayacak mıyız? Bir saniye ya. Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Bu arada kendimde kafamı kaldırmam. Rezalet ya. Heh. Abi. Neyse oraya da olur. Oraya da olur. Tamam. Sakin. Oraya da olur. Oraya da olur abi. Şimdi şunu şöyle muhtemelen koyacak olursam ben. Bu girecektir buraya. Çok büyük ihtimalle girecektir buraya. Dedim ve girmedi çünkü ben çok yanlış yaptım bunu. Neyse kalsın abi böyle sorun değil ya o kadar da uğraşmayalım değil mi? Şurada bir palet aynen bir tane palet diyorum bir tane karton kutu burada da var. Üzeri yumurta da buradan çıktı arkadaşlar. Muhtemelen yumurtalardan çok az para gelecek ama tereyağından birazcık para kazanırız. Zaten bu şu an şeyden pek bir şey fazla bir şeyler beklemiyorum ben. Şimdi gidelim arkadaşlar yumurtaları nereye satacağız ona bakalım ilk önce. Yumurtaları nereye satıyoruz abi yumurta. Direkt şuradan baksak daha mantıklı olur değil mi? Yani mantıken. Mantıken abi. Tereyağları şeye satıyor. Tereyağın fiyatı düşüyor şu an bu arada. Ama olsun satacağız biz. Peki yumurta nerede? Nereye gidiyor abi? Yumurta en pahalı Raiffeisen Palette. Oo süper. Süper abi Raiffeisen Palette yakın. Aynen yakın oraya bayağı yakın hatta. Güzel gideceğiz abi. Pickup'ın da bayağı. Arkaya şu an ağırlık çok çok fazla. Bayağı rahat sürebiliyorum. Tamam. Ben arkadaşlar oraya gittiğimde yeniden sizlerle beraber olacağız. Evet yumurtları satmaya geldik arkadaşlar. Milk yerleştirmek için daha fazla alan kalmadı inekler. İneklerde süt mü dolmuş lan? Ha, bak bu iyi olmadı. 3600 euro arkadaşlar aldık ama daha bu karton 2 karton sattık sadece. Bu 2 karton satılmadı arkadaşlar. Ha. Bu 2 karton satılmadı. Niye satılmadı? Bir saniye lan. Oğlum hadi lan. Aynen. Alın abi. Burada almıyor musunuz? Nerede alıyoruz abi şeyleri, yumurtaları? Yo vallahi bu yumurtaları almadılar abi. Oğlum şaka mı yapıyorsun sen bana? Al şu yumurtaları lan. Şşt, alo. Yumurtaları al abi. İkisini aldın, diğerlerini almadın. Tamam, böyle demek. Sorunlar olabiliyor map'te. Tamam. Oha, ne oluyor lan? Abi oyun şu an gitti var ya. Tamam. Ne oluyor? Tamam abi, tamam. Oyun gitmeden ben bir sevdiğim oyunu. Aynen şuradan hemen. Süper. Tamam, sevledik abi. Sevledik. Şu an arkadaşlar şu an korkmamıza bir neden kalmadı. Bu yumurtanın ikisini satamadık. Demek ki ikisini de başka yere satacağız. En yakın yer neresi abi? Land Market Palette Farmer Alfred. Galiba ikisi de bize yakın. Emin değilim ama. Farmer Alfred nerede? Farmer Alfred. Neredesin lan? Farmer Alfred. Ha Farmer Alfred arkadaşlar şurası tamam. O map'te gözükmüyordu. Farmer Alfred benim hatırladığım kadar arkadaşlar direkt şurasıydı. Yok burası mezarlık. Tamam burası mezarlık abi. Farmer Alfred burası değildi. Farmer Alfred abi neresiydi ya?
Abi şurada bir yerdeydi o arkadaş. Şu Raiffeisen'in yanında bir yerdeydi. Hatırlıyorum çünkü o Farmer Ralph'e de ben bir şeyler satmıştım. Şurası mı lan onun yeri? Diyeceğim. Şurası gibi onun yeri ama yine de bir bakalım biz. Şuradan geçiyoruz. Tamam, buradan nereye? Yok ya abi, şurası galiba Farmer Ralph edeceğim. Yok, burası da değil. Burası bildiğin Raiffeisen zaten. Ha, şurası, tamam. Şurası arkadaşlar. Aynen. Farmer Alfred şurası. Şeyleri de şuraya satacağız. Bir saniye. Şuraya mı? Yo, tamam, şuraya herhalde. Ya ikisinden iki. Hadi lan, çıkamadım buradan bir türlü. İki yerden bir yere arkadaşlar bakacağız şimdi. Ama Farmer Alfred burası, yani biliyorum. Hasat edildi diyor. Oğlum şaka mı yapıyorsun bana ya? Al şu paletleri. He, 590, 544 diyor. Tamam. Hadi abi. Abi al şunları. He, tamam, aldı bu. Tamam. Alfred aldı arkadaşlar. Alfred'e yumurta ihtiyacı varmış sanırım. Hadi. He, bunları mı açmamız lazım? He. Hadi Alfred'ciğim. Hadi. Hadi yavrum. Al şunları. He, tamam. 1500 kaç para geldi bunlara pek göremedik. Şimdi gidip tereyağımızı satacağız arkadaşlar ve kurtulacağız bu beladan. Tamam. Tereyağları da satıyoruz arkadaşlar şu an. Aynen, tereyağdan bayağı para geliyor yalnız. İyi para geliyor. Tereyağı iyi, güzel abi. Şu an çok fazla tereyağı yok burada, o yüzden çok fazla para gelmeyecek diyecektim. 15.000, oha abi, tereyağı da para var lan. Abi tereyağı da bildiğin para var. Ben şöyle, şurası ilgimi çekti arkadaşlar. Ha, yok, açılmıyormuş. Bak. Bak onlar güzel şey değiller abi. Onlar güzel şey değiller. Kapat şunu. Şöyle. Şöyle. Tamam. Onlar güzel şey değiller. Böyle map yapınca arkadaşlar böyle çılgın şeyler koyabiliyorlar bazen. Çılgın detaylar map'in bazı taraflarına. İlk defa değil yani. Farming Simulator 2013'te, 2011'de, 2011'de hatta çok daha kötüydü. Böyle posterler falan koyuyorlardı böyle. Bir şey. Map yapınca arkadaşlar böyle bildiğiniz maplerde böyle evlerin duvarlarına falan böyle bu tarz posterler koyuyorlardı. Baya yani, hatırlıyorum ben. İyi değil yani. Abi şunu artık şöyle bir yerine koyalım ya, şu pick-up'ı. Abi o kadar kullandık ki yani. Birazcık dinlensin de, bence biraz dinlenmeyi hak ediyor abi bu. Hatta şöyle yapacağım ben. Biraz da yer kalsın orada. Ha, şöyle. Ova, gel abi. Gel yavrum, gel. Sen dinleneceksin birazcık şimdi, dinlen. Sen dinlen abi orada. Bunun ışıklarını kapatalım. Bu yine durmuş. Neden? Çünkü mal. Çünkü işçiler biz. Çünkü bizim işçimiz. O yüzden abi duruyor, çünkü bizim işçimiz, anlıyor musun? Bizim işler her zaman malca davranmalılar. Şöyle yapalım. O zaman arkadaşlar ben şu tarlanın tarafına böyle bir chest çevire bir döneyim. Şöyle bir tek şerit gideyim. Diğer türlü sanırım çözüm yok yani bu soruna. Şöyle işçi salalım abi. Aynen. Tamam, bu çalışsın burada. En son olarak arkadaşlar şöyle bir şeyler daha yapacağız. Bu kalsın burada. Bunu da ben kendim şey yapacağım. Deutsu sat diyenler olmuştu. Ben bunu buraya getirdim fakat unuttum olayı. Deutsu sat diyenler olmuş yorumlarda. O yüzden gidip arkadaşlar şu an Deutsu satacağız. Deutsu pek beğenmediniz. Yani şimdi yalan söyleyeyim. Ben de pek da sen pek fanı değilim. Ben de pek sevmiyorum abi. Çünkü yani abi traktör güzel de bu oyunda çok 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 kötü yapmışlar bu traktörü ya. Çok minnacık bir traktör gibi yani. Bir de bu oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu oyunda hiç böyle yani küçük traktörle çalışabileceğiniz hiçbir türlü ekipman yok, adam akıllı. Mesela 140 beygir traktör arkadaşlar gerçekten çok yani güçlü bir traktör. İnan bana bayağı güzel bir güç bu. 140 beygir yani, hatta 143 beygir. O 3 beygir de var. Yani muhtemelen bu traktörde artık onlar seneden dolayı ölmüştür, o 3 beygir ama 140 beygir abi gerçekten çok yüksek bir beygir gücü. Ve bununla hani bayağı böyle yani bir çiftlik yönetebilirsiniz yani, bununla bayağı bir çiftliği arkadaşlar çalıştırabilirsiniz. Küçük bir çiftliği, hatta orta seviye bir çiftliği diyebilirim. Yani bu oyunda yani abi yani bununla
Bunun için zaten tohum ekmek makinesi yok adam akıllı. 3 metre tohum ekmek makinesi var arkadaşlar. Ben gerçek hayatta hiç kimsenin 3 metre tohum ekmek makinesi ektiğini düşünmüyorum. Gerçek hayatta 100 beygirlik traktörlere bile 4 veya 5 metrelik tohum ekmek makineleri var. Buğday için, buğday tarzı şeyler için. Ve 6 ve 8 metrelik şeyler var. Mısır ekme şey, mısır için tohum ekmek makineleri var. Yine 100-110 beygir traktörler için. Boyunda abi yani 3 metrelik şey tohum ekmek makinesi bile abi 120-130 beygir, 140 beygir falan istiyor. Yani değişik. 58.800. Şimdi bunu sattık arkadaşlar. Bunun yerine tabi dolduracağız. Bunun yerini doldurmamız lazım. Ben arkadaşlar ne alalım bilmiyorum. O yüzden şu an bir şeyler almayacağım arkadaşlar. Aşağı yazın arkadaşlar yorumlara neyi alalım. Ne istersin arkadaşlar. Mesela Valtra T serisi alabiliriz. Cowboy Edition yani yine inek versiyonu alabiliriz. Ben seviyorum şahsen, güzel yani. Buna bu 800 favori bizde var. Favorit aynen. Bizde var arkadaşlar. Şu an kullanıyor zaten. Hangilerini alalım? Mesela şu Aksiyon 800 alabiliriz. Class Aksiyon 800 alabiliriz. İsterseniz bunu alabiliriz. Bunu Pine Cove Production'da kullanıyoruz. Yani o map'te kullanıyoruz serimizde. Ama isterseniz bunu da alabiliriz. Bunu. Şunu arkadaşlar. Şunu. Şunu. Şu Fendt 800 Vario. Şu Deus arkadaşlar. Şu Aksiyon 800 ve şu Maxim 190 arasında seçim yapabilirsiniz. Ve şunu da koyun arkadaşlar arasına. Şu JCB de koyun arasına arkadaşlar. Çünkü bu JCB'nin ne gibi özelliği var? 195 beygir. Bunu 230 beygire kadar arttırabiliyoruz. Fakat arkadaşlar bu biliyorsunuz 70 km gidiyor saatte. Çok hızlı bir traktör. Bunu mesela taşımalarda falan kullanabiliriz. Bayağı ihtiyacı. Zaten kamyonla taşıyoruz da. Mesela böyle bir yerden bir yere bir makine falan taşırken veya falan her türlü işimize yarayacaktır bu. Beygir de güzel bir düzeyde beygir var. Yani arkadaşlar şu traktör, JCB, şu Case, şu Class Aksiyon 800, şu 800 Vario, şu Deutz arkadaşlar, Deutz aslında, Deutz diye okunuyor sanırım. Ve şu Valtra T serisi Cow Edition arasında bir seçim yapın arkadaşlar ve aşağı yazın, yani lütfen bunu yazın. Şu an almayacağım dediğim gibi ben bir şey. Gerçi şu kultatör için şu an bir traktör gerekiyor. Bu Case birazcık yavaş çekiyor bunu ama yapacak bir şey yok artık. Bunu idare edeceğim ben. Bu arada bunun deposunu ben kapatmamışım. Onu da fark etmedim değil yani. Ha şöyle. Tamam, en son arkadaşlar şunu da salacağız. İneklerimizle bir güç besini yapalım. Ve videoyu burada bitirelim. Çünkü video inanın bana şu an bayağı uzadı. Siz zaten görüyorsunuz videonun kaç dakika olduğunu da. Abi böyle ben şey yaptığımdan dolayı böyle hani keseceğim yerler olduğundan dolayı videoda mesela keseceğim yerlerde hiç konuşmuyorum falan. Yani video mesela 30 dakika çünkü ama aslında benim harcadığım yani benim çekim yaptığım süre 50-55 dakika oluyor. Bu yüzden ben de yani videonun kaç dakika olacağını anlayamıyorum böyle. Yani hissedemiyorum çünkü yani kaç dakikasını keseceğimi bilmiyorum yani. O yüzden bazı videolar mesela 30 dakika oluyorlar, bazıları 40 dakika oluyorlar. Yani en verimli süre 30 dakika arkadaşlar. 28-30 dakika arası, 28 ile 33 dakika arası falan diyelim. En verimli dakikalar bunlar. En verimli süre yani farming videoları için diyorum bunu. Şöyle işçe salacağım ben bunu arkadaşlar. Bu işte çalışacak. Ulan kaşındı lan. Tamam yani çekiyor yine de. Ama bir güçlü traktör alsak güzel olurdu. Şimdi arkadaşlar şunu alalım. Onu bırakmayacaksın oğlum, onu bırakmayacaksın işte. Şunu bırakacaktık. Bırak onu. Bırak şunu, tamam. Süpersin abi. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuradan iki tane bundan götüreceğiz. Şöyle. Okey, süper. İki tane götürebileceğimizden pek emin değildim arkadaşlar ama. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Hazır buradayken direkt şunu satacağım ben. Şunu satacağım arkadaşlar. Bunun yerine şunu alalım. Bu moda tanıtmadım daha yalnız ama. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunu alalım arkadaşlar bunun yerine. Ön yükleyici, teleskop ön yükleyici olacak. 1400 euro. Çok yani bir para harcamadık. Ve inanın arkadaşlar bayağı yardımcı olacak bu bize. Şöyle sıfırla diyelim.
Bunun arkadaşlar diğerine göre faydaları ne biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim size arkadaşlar. İsterseniz bunu normal şey gibi kullanabilirsiniz. Abi ne oldu bu oyuna ya? Bir sorun var oyunda ama arkadaşlar bakalım yani. Şöyle yanına geldiğinde arkadaşlar bunun F'ye bastığında arkadaşlar şöyle bu şey uzuyor ve iki tane balya alabiliyorsunuz. Hatta şey iki tane değil şu balyalardan üç tane alabiliyorsunuz böylece. Bayağı güzel bir özellik. İstersen arkadaşlar dediğim gibi bunu normal şey gibi böyle normal balya şey gibi kullanabiliyorsunuz böyle. İstersen arkadaşlar V tuşuna basıyorsunuz. Change collision zone dedi ve böyle yaklaştığında arkadaşlar bu direkt otomatik olarak alıyor onları ve kilitliyor şeye. Bir tane de saman balyası alacağım. Tamam süper abi. Böyle kilitliyor arkadaşlar ama oyunun yani pek o şeyli gitmiyor. O yani gerçekçiliği gitmiyor çünkü yine yani traktörle taşıyorsunuz bunu. Şöyle bir değişik kamerası da var bu şeyin. Kendi kamerası var. Böyle değişik gözüküyor mesela. Güzel bir efekt sağlıyor. Yani burada balya varmış gerçi. Neyse bir tane getirmiş olduk biz. Sonra arkadaşlar şöyle Z'ye bastığınızda şöyle Z'ye bastın arkadaşlar. Koymuş oluyorsunuz. Şimdi buna silaj koyacağız ve bitmiş olacak yani. Bunun arkadaşlar böyle güzel bir özelliği var. Bu şeyin. Güzel yani. Ben modu bayağı sevdim arkadaşlar. Yakın zaten modun tanıtımı gelecek. Çok yakın bir sürede. Deut arkadaşlar bundan çok azıcık daha güçlüydü. Fakat yani siz Deut dediniz. Bence de Deut satmak daha mantıklı. Çünkü Deut zaten kullanmamıştık ama 2015'te çok kullanmıştık. Fenty yani bu Fenty arkadaşlar yeni 300 serisi. Ben hiç yani kullanmadım. Yani ne gerçekte gördüm bu 300 serisinden ne böyle kullandım falan. Güzel yani. Göstermiyor abi. Muhtemelen altın değeri ulaşmışızdır bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar 300 serisi güzel bir traktör. Yani güzel oldu. Yani Deut'a göre çok daha küçük bir şey bu ama bunu zaten kepçe gibi böyle şey çiftliğin içinde böyle şeyler için kullanıyoruz. O tarzda pek sorun yok. Zaten bu hem Deut'un yanına hem de Nihuan'ın yerine geçebiliyor aynı anda. Artıyor mu şey? Olmuş mu abi? İkisi birden artıyor mu? Aynen artıyor demek ki. Gücbesine olmuş arkadaşlar. Gücbesini fullleyelim. Zaten sanırım hepsini almayacak. Yok alacak ya. Alacak tamam. Alacak arkadaşlar. Gibi gözüküyor. Almadı. Tamam kalsın burada. O zaman arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Umarım kedimiz bizim korktum lan. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar aşağıdan like tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone de olabilirsiniz aşağıdan. Bayağı mutlu etmiş olursunuz beni. Kanalıma abone olduysanız arkadaşlar yani benim izleyicilerimdenseniz artık. Abone ol tuşunun yanında arkadaşlar bir tane böyle zil işareti var. O zil işaretinden tıklayıp orada bir tane özelliği çıkacak size. O özelliği açarsanız çok iyi olur çünkü o özelliği açtığında arkadaşlar şöyle bir şey oluyor. Ben video yüklediğim an ve canlı yayına başladığım an bildirim size direkt olarak gidiyor arkadaşlar. Maksimum böyle 2-3 dakika maksimum 4 dakika gecikmeyle gidiyor size bildirim. Yani bu da maksimum değerler. Genelde 1-2 dakika içinde gidiyor size direkt bildirim. Diğer türlü arkadaşlar bildirim size bazen gidiyor bazen gitmiyor. Çoğu zaman hiç gitmiyor bildirim. Yani bu kanala abone olduysanız zaten muhtemelen bu kanaldaki gelişmeleri, bu kanalda yüklenen videoları takip etmek istiyorsunuzdur. O yüzden arkadaşlar o zildeki özelliği açarsanız sizin için de iyi olur. Yani böyle. Çok fazla konuşmayacağım. Hoşçakalın dedim arkadaşlar. Kendinize bakın. Önümüzdeki bölümlerde artık görüşmek üzere. Bay bay.